Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sonunda oturup bir video çekebiliyorum. Çok uzun zamandır video çekemedim. Sesim ancak toparlandı. Hala tam toparlanabilmiş değil gördüğünüz gibi. Ama idare edersiniz beni artık diye umut ediyorum. Bugün formülasyonu değişen ürünlerden bahsedeceğiz. Bu videoyu yapmak aslında çok uzun süredir aklımda vardı. 4 senedir video yüklüyorum ve 4 senede formülasyonu değişen bir sürü ürün oldu aslında. Ve olumsuz geri dönüşler de oldu bana. Hani siz içerik listesi böyle demişsiniz ama içerik listesi şu anda böyle gözüküyor falan şeklinde. Burada tabii ki suçlanacak kişi ben değilim. Zaman zaman böyle ürünler formülasyon değişikliğine uğrayabiliyor maalesef. Ben de onların hepsini bir video altında toplamak istedim. Son 4 senenin aslında bildiğim kadarıyla içeriği değişen ürünlerden ve değişmeyen ama değişti gözüken ürünlerden de bahsedeceğim. Eğer deneme şansım olduysa, yenisini denediysem onun hakkında deneyimlerimden de bahsedeceğim. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü bazı formülasyonu değişen ürünleri ya almayı düşünmüyorum, sebeplerini açıklayacağım. Ya da denedim ve beğenmediklerim de oldu. Hepsini tek tek açıklayacağım şimdi. Çok böyle detaya girmeden hızlı hızlı nasıl farklılıklar olmuş onlardan bahsetmek istiyorum. Eğer hani ürünleri denediysem zaten ekranda yüzümde duruşlarını falan da göreceksiniz. Bazılarını koyamadım elimde olmadıkları için. İçeriklerinde hepsini koymayacağım ama özellikle dikkatinizi çekmek istediğim yerler olursa hani içerik listelerini de göreceksiniz ekranda. Mizon'un EHE, BHE, Tony'yi arkadaşlar. Bunun içeriği değiştiği için bana tekrar göndermişlerdi ve ben çok severek kullanıp bitirdim. Önceden de çok seviyordum. Hala çok seviyorum. Aldığım etki anlamında herhangi bir fark görmedim ben açıkçası. Önceden bu tonikte alkol vardı arkadaşlar. İlk sıralardaydı hatta. Zannediyorum 5. sıradaydı önceden. Ve o zaman da ben çok memnun kalarak kullanıyordum. Her gün kullanabiliyordum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. Bu günlük kullanılabilecek bir asidik tonik. Yani her gün akşamları kullanabilirsiniz. Çok düşük oranda EHE ve BHE içeriyor. Yeni versiyonunda alkol çıkarılmış ve parfüm var hala. Eskisinde de vardı az miktarda. Yenisinde bir tık daha fazla hissettim ben. Tabii oranını bilmiyorum ama düşük bir oranda tahmin ediyorum. Listenin son sırasında yer alıyor çünkü. Eğer böyle her gün kullanılabilecek bir asidik tonik arayışındaysanız Mizon'a kesinlikle bakabilirsiniz. Benim çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Gelelim tonik değil ama bir essence ürününe. O da Misha'nın Time Revolution essence ürünü arkadaşlar. Bu fermente içerikli bir nemlendirici essence ürünü biliyorsunuz. Bu ürün ben çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yani kanalı ilk açtığım zamandan beri sürekli olarak paylaşıyorum. Ve zaman içerisinde sürekli reform son geçirdi aslında. Fakat özünde baktığın zaman bu fermente içerikli bir essence ürünü. Dolayısıyla işlevi çok fazla değişmedi bence benim gözümde. Bu ürünle alakalı işte yabancı YouTuber'ları dinlediğimde özellikle hepsinin böyle çok tepkili olduğunu ve hani artık eskisi kadar etki görmediğini söylediklerini görüyorum. Çok şaşırıyorum buna. Ben biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü şu andaki son reformülasyon bence hassas ciltlere çok uygun hale getirilmiş. İçerisinden işte esansiyel yağlar çıkarılmış. Önceden az miktarda vardı. Ben şahsen aynı etkiyi almaya devam ediyorum üründen. Dediğim gibi ben psikolojik olduğunu düşünüyorum yani bu tarz kötü yorumlar yapan kişilerin. Ürünün ana işlevi zaten cildi diğer ürünlere hazırlamak. Cildi daha iyi bir şekilde nemlendirmek. Yani nemlendirmenin ilk aşaması olarak düşünebilirsiniz bu ürünü. Benim şahsen hani hayatım boyunca alacağım ürünlerden bir tanesi açık ve net söyleyeyim. Yani son formülasyondan da ben çok memnun kalmıştım. Ben neredeyse bütün reformülasyonları denedim bu arada. Sonuncusu da bende aynı etkiyi gösteriyor. Ben memnunum yani bu üründen. Almaya devam ederim kesinlikle. Burada bir araya girmek istedim. Çünkü videoyu editlerken fark ettim ki Time Revolution Essence'ın bir yeni versiyonu daha çıkmış. Hiç haberim olmadı gerçekten. The First Essence 5X diye geçiyor. Benim deminki bahsettiğim versiyon Pro Ferment RX diye geçiyor arkadaşlar. İkisini karıştırmamanın için söylüyorum. Çünkü web sitesinde ikisi de satılıyor şu anda. Yani iki versiyonunu da bulabiliyorsunuz. Karıştırmamanın için onu da söyleyeyim. Çünkü bu yeni versiyonun içeriği de değişmiş. Başka içerikler içerisinde Sika içerikleri var gözüküyor. Ben bunu da deneyeceğim. Zaten web sitesinde sadece 30 ml olan versiyonu var şu an. Büyük boyu yok. Ben de bu küçük boyunu alıp denemeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ondan da bir sonraki videoda tekrar güncelleme yaparım size. Fermente içerikli bir ürün olduğu için her cilt tipine uygun olmayacaktır. Özellikle akneli veya işte fungal akneli kişilere hiç uygun olmayacaktır. Böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız da önce bir tester denemenizi tavsiye ederim en azından. Kodeni'nin Minoperfect serumu da yenilenmiş ürünlerden bir tanesi bu arada. Ben bu ürünü ilk paylaştığımda ürün yenilenmişti. Yani henüz yeni yenilenmişti. İçerisindeki emulgatörler değişmiş. Daha etkili emulgatörler kullanılmış. Dolayısıyla
derinin daha alt katmanlarına inebildiği daha etkili olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla ben bir ürünü paylaştığımda, ilk paylaştığımda geçen sene 2021 yılında ben bu üründen etki görmedim diyen birkaç kişi olmuştu. Ben de sebebi bu olabilir diye belirtmiştim o zaman. Bu ürün reformülasyon geçirdi. İçerisindeki emulgatörler değişti. Belki şimdi daha fazla etki görebilirsiniz şeklinde yorum yaptım. Bu ürünle alakalı yorumlar genelde çok olumlu bu arada. Tek tük olumsuz yorum var. Tabii ki bir ürün herkesin memnun edemez. Böyle bir ürün yok yani dünya üzerinde. Memnuniyet oranı yüksek bir ürün. Onu biliyorum. Bir de hamile ve emziren kişilerin de kullanabilmesi onu biraz özel yapıyor gerçekten. Benim sevdiğim leke karşıtlarımdan bir tanesi bu. Şimdi Pritonin C vitamini serumuna gelelim. Önceden hatırlarsanız bunun içerisinde ginseng vardı ve ben bu üründen C vitamini sorularınızı cevaplıyorum videosunda bahsetmiştim. Onu da buraya bırakayım. En sevdiğim videolardan biri. O videoda bu üründen memnun kaldığımı fakat çok fazla cildimi kızarttığını söylemiştim. Yani hassas cilde uygun bir ürün değil asla. Ben bunu üst üste birkaç kere kullanamıyorum. Yani ara vererek kullanmam gerekiyor. Çok böyle yani cildim kızartıyordu gerçekten. Ama o son iki etkisinden inanılmaz memnundum yani. Gerçekten C vitamini serum olarak çok başarılı bir serumdu. Yeni formülden ginseng ekstraktı çıkarılmış arkadaşlar. Onun yerine içerisine bambu suyu girmiş. Yine %5 elaskorbik asit var. Bu en etkili C vitamini formülü diyorsunuz. Ben içerik listesini çok beğendim. Ekrana da koyarım zaten yeni içerik listesini. Çok çok başarılı bulduğum bir C vitamini serumu oldu yine. Özellikle elaskorbik asit serumlarına başlamak isteyenler için çok iyi bir tercih olacaktır bence. Bu ürünü de denedim. Elimde var şu anda. Beğendiğim C vitamini serumlarından bir tanesi oldu yine. Yine kızartıyor cildimi. Eskiden daha rahat kullanabiliyordum C vitamini serumlarını. Bu sene özellikle retinole başladığım için C vitamini serumlarını, özellikle elaskorbik asit serumlarını her gün kullanamaz oldum. Aklınızda olsun, cildinizi bir gözlemlemenizde fayda var. Hani %5 çok yüksek bir oran değil ama ona rağmen her gün kullanırsam cildimi böyle biraz kızarttığını hissedebiliyor. Eğer böyle retinol falan kullanıyorsanız gene her gün kullanmaya uygun olmayabilir. Ama gene de nazik bir tercih olacağını düşünüyorum. Elaskorbik asit serumları arasında en azından. Ben beğendim bu ürünü. Benden tam notu aldı. Misha'nın C vitamini serumu. Ama iki tane var biliyorsunuz. Bir konsantre ampulü var. Bir de cam şişede olan ampulü var. Konsantre olandan bahsetmiyorum şimdi. Cam şişede gelen üründen bahsediyorum arkadaşlar. Ben bu C vitamini serisiyle alakalı çok detaylı bir video çekmiştim. Onu da buraya bırakayım izlemek isteyenler için. Çok güzel bir seri. Çok beğendiğim bir seri. Bence Misha'nın gerçekten en başarılı serilerinden bir tanesi bakmak isteyenler için. Çünkü sadece C vitamini kullanılmamış serinin içerisinde çok farklı leke baskılayıcı güzel içerikler kullanılmış. Bu C vitamini serumu ne yazık ki formül değişikliğine uğramış. Ben de hatta o videonun altına birisi yazmıştı. Siz hani böyle anlatıyorsunuz. İçerik listesi öyle gözükmüyor. İşte %1 askorbik asit var içerisinde diye söylediler bana. İşte Misha'ya sorduğumda falan şeklinde yorumlar geldi. Ben de ondan sonra bir baktım ya bunun hani formülasyonu mu değişti gerçekten diye. Hakikaten de içerik listesi değişmiş gözüküyor arkadaşlar. Ben öncesi ve sonrası içerik listesinin karşılaştırmanın için koyayım. O videoda markadan bana verilen bilgileri iletmiştim size. Ben de sonuçta yüzde kaç var içinde bilmiyordum yani. Sorarak öğrendim. Fakat dediğim gibi formülasyonu şu anda yenilenmiş gözüküyor. Bilginiz olsun. Eski formülden çok memnun kalmıştım. Yeni formülü dener misin diye soracak olanlar için birden fazla C vitamini türevi var. Yani sadece askorbik asit serumu olarak bakmayın buna. Leke karşıtı etki gösterebilecek güzel bir serum bu da. Çünkü hem C vitamini türevleri var, hem meyan kökü ekstraktı, meyan kökü suyu, işte niacinamid, tranexamik asit falan gibi çok güzel içerikler var aslında içinde. Yani bu formülasyon değişikliğini neden yaptıklarını bilmiyorum ama öncekinden ben memnun kalmıştım. Çok nazik bir ürün bir kere. Çok hassas ciltlere uygun bir ürün. Hani onu söyleyebilirim. İçerisinde hani esansiyel yağlar olmasına rağmen çok çok hafif bir kokusu var. Hemen uçan kokusu var. Dolayısıyla yani birçok cilt tipine çok uygun olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yenilenen formülü denemedim. O yüzden tam bir kıyaslama yapamıyorum. Hani yapı olarak nasıl bir farklılık var, etki olarak nasıl bir farklılık var bilmiyorum. Ama çok böyle devasa bir farklılık varmış gibi gözükmüyor açıkçası. Mesela bunu almaktansa ben Pritonin C vitaminine bakmayı tercih ederim açıkçası şu anda. Çünkü onun C listesi bir tık daha başarılı geldi bana. Ama daha böyle hani hem tranexamik asit olsun, hem niacinamid olsun, hem meyan kökü ekstraktı olsun içinde derseniz bu da güzel bir seçenek olacaktır bence. Şimdi Dermabien'in Dermis Vital serisinden de bahsetmiştim. Geçen sene bahsetmiştim ilk kez. Fakat geçen seneden bu yana formülasyon değişikliğine uğradılar. Yeni ürünleri de denedim. Onları da size anlatmıştım yine. Tekrar burada hatırlatma olsun. Hem göz kreminin hem de kreminin, gece kreminin içeriği değişti arkadaşlar.
Yapı olarak farklılıklar var. Özellikle gece kreminde daha büyük bir farklılık hissettim ben. Eskiden daha böyle mat bitişliydi gece kremi. Şimdi daha böyle glass skin dediğimiz o cam cilt görüntüsünü veriyor. Ve ikisine de aygirin eklenmiş. Yani asetil hexapeptide 8 diye geçen o botoks etkili olduğu söylenen kas gevşetici peptid de eklenmiş. Dolayısıyla kırışıklık açıcı etkisi de olabilir uzun vadede. Ben hem göz kreminden hem de kreminden inanılmaz memnun kalmıştım. Yeni formlardan daha memnun kaldım. Daha etkili olduklarını düşünüyorum etkisine göre. Özellikle göz kremine kesinlikle şans verilebilir bence. Göz kremi deyip geçmeyin çünkü sadece hani göz çevresinde değil aslında kırışıklık yaşadığınız yerlere bölgesel de kullanabilirsiniz. İşte alnınızdaki kırışıklar olabilir veya işte buradaki derin çizgiler olabilir. Onları da böyle hafifçe açmaya yardımcı oluyor. Tabii ki bir botoks kadar hani yoğun bir etki beklemeyin. Ama kozmetik ürün olarak gerçekten çok etkili olduklarını söyleyebilirim. Özellikle 30 yaş üzeri kesinlikle baksın derim yani bu Dermis Vital serisine. Ben öncekinden de memnundum. Yeni ürünlerden daha da memnun kaldım. Olumlu yönde bir reformasyon olmuş bence. Bir de yine bana gelen sorulardan biri. Mizo'nun salyangoz kremiyle alakalı. İşte formülasyon değişti. Bundan haberim var mı falan şeklinde. Çok fazla yorum gelmişti. Formülasyonu yenilenmiş gözüküyor. Ben seneler önce de denemiştim. Son halini de denedim. Yani 2021 sonrası ve reformülasyon sonrası halini de denedim. Yani açıkçası yapı olarak ben çok büyük bir farklılık görmedim. Yapıları çok benziyor iki ürününde. Eğer önceden kullanıyorsanız yapısını biliyorsanız böyle jel krem yapısında bir ürün ve çok kolay emiliyordu. Bu da öyle. Yenisi de öyle yani hızlı bir şekilde emiliyor. Ben bunda sadece şunu fark ettim. Yeni formülasyon mineral filtreli güneş kremleriyle anlaşamıyor. Dolayısıyla ben bunu sabahları değil de akşamları kullanmayı tercih ediyorum daha çok. Böyle topaklanıyor. Yani mineral filtreli ürünlerle iyi anlaşamıyor. Ben böyle gözlemledim. Benzer şeyler yaşayanlar varsa aşağıya yazabilirler. Fakat benim çok beğendiğim salyangoz müsini içeren kremlerden bir tanesi. Gerçekten özellikle karma ve yağlı ciltlerin çok iyi anlaşacağını düşünüyorum. Kuru ciltlere kesinlikle yetersiz gelir. Altını çizmek isterim. Kuru ciltliler bence beğenmeyecektir bu ürünü. Ama karma ve yağlı ciltler sever dediğim gibi. Gerçekten tester denemeye çalışın. Salyangoz müsinin her ciltle anlaşamıyor. Bazı ciltlerde reaksiyona neden olabiliyor. O yüzden önceden deneyin. Ben yeni formülasyonun içeriğini de çok beğendim bu arada. Yeni içerikte çünkü hem sakinleştirici içerikler hem de bakır peptidleri falan eklenmiş. Ben yeni formülasyonu da çok beğendim açıkçası. Yani bu ürünü de çok severek kullanıp bitirdim. Tekrar alır mısın derseniz alırım yani. Hani onu söyleyebilirim. Sadece dediğim gibi mineral filtre güneş kremlerinin altında kullanamıyorum. Tek sorun o. Güneş kremlerine gelelim. Bir sürü güneş kremi maalesef ki reformülasyona uğramış. Garnier markasının Ambre güneş kremi de yenilenen güneş kremleri arasında hakikaten de ben fark etmemiştim. Hani paketlemede çok büyük bir değişiklik yok çünkü. İçerisindeki filtreler falan değişmemiş gördüğüm kadarıyla. En büyük farklılık burada. Alkol denatın 6. sıradan 3. sıraya gelmiş olması. Başka böyle büyük bir farklılık göremedim açıkçası. Sadece alkol ön sıralara çekilmiş. Bu reformülasyon acaba dedim hani kuru ciltlileri memnun etmez mi? Hani ben karma ciltliyim. Benim için sorun olmazdı büyük ihtimalle. O yüzden alıp denemek istedim tekrar. Elimde vardı. Eski formülasyondan ürün vardı elimde ama yine de yenisini alıp denedim sizin için. Yani ben çok büyük bir farklılık göremedim yani. Yapı olarak da aynı gözüküyorlar. Ciltte bıraktığı etki de çok benziyor. Sadece yenisi daha hızlı oturuyor gibi cilde. Öyle hissettim yani. Bilmiyorum. Farklı deneyimleriniz olduysa aşağıya yazabilirsiniz. Bir de bir tık böyle cildi geriyor gibi oluyor ama hemen geçiyor açıkçası. Yani çok büyük bir sıkıntı yaşamadım ürünle alakalı. Ben almaya devam ederim yani bu ürünü. Benim açımdan bir sorun yok. Ama beğenmeyenleriniz olduysa cilt tipinizi de belirterek aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bu ürün yüze sürülebilir mi diye soran çok kişi var. Tabii ki sürülebilir. Hem yüze hem vücuda kullanılabilen bir ürün bu. Fakat yağlı ciltleri memnun etmez bence. Hani kuru karma cilt ürünü gibi geliyor bana. Yine de yağlı ciltli olup hani üzerine pudra geçip kullanan çok kişi olduğunu da biliyorum. O yüzden hani biraz tercih meselesi açıkçası. O nemli bitişi sevmeniz lazım. Hala nemli bitişli bu arada ürün. Bence çok değişmemiş o konuda. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Aşağıya yazarsanız çok sevinirim o yüzden. Şimdi gelelim Neocam markasının güneş kremi. En sevdiğim güneş kremleri dosyasında da koymuştum bir ürünü. Fakat ürün piyasadan kalktı. Yenisi geldi. Çok büyük ihtimalle zannediyorum bu güneş kremi skandallarına karıştı diye düşünüyorum. Hani neden değiştirsinler yoksa formülasyonu. Çok sevilen bir üründü.
İsmi de değişmiş bu arada. Airy sunscreen olmuş. Tester denedim, böyle küçük bir tester denedim. Hani acaba hatırladığım gibi mi diye. Hakikaten de çok fazla değişmediğini düşünüyorum. Yapısı çok fazla değişmemiş en azından. O konforlu jel krem yapısında yine. Yine böyle tamamen cilt tarafından emiliyor. Gerçekten inanılmaz konforlu bir güneş kremi olmuş. Ben çok beğendim. Fakat şöyle yorumlar gördüm. Hani cildi hafifçe gerdiğini söylemiş birkaç kişi gün içinde. Ben böyle bir şey yaşamadım açıkçası. Ama hani altına bence bir nemlendiriciyle tekrar denemeyi düşünebilirsiniz. Yani çünkü inanılmaz konforlu bir ürün olduğu için bence nemlendiriciyle de kullanılabilir. Hani ben bile kullanabilirim, öyle diyeyim, kalma ciltli olarak. İçerisinde daha fazla filtre girmiş, öyle gözüküyor. Bir de esansiyel yağlar birazcık daha üst sırada gözüküyor eskisine göre. Onun dışında dediğim gibi yapıya biraz sadık kalmaya çalışmışlar. O beni mutlu etti açıkçası. Ben bunun büyük boyun almayı düşünüyorum açıkçası ama şu anda değil. Yaz için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Benim için daha çok böyle ilkbahar ve sonbahar aylarına daha uygun bir ürün. Yani şehir kullanımına daha uygun bir ürün. Neden derseniz çünkü suya dayanıklı bir ürün değil. O yüzden dediğim gibi yazın kullanmam ben bunu. Bir başka güneş kremi. Yine formülasyonun değiştiğini bilmiyordum. Birileri söyledi bana yine. Hani Çizem, sen bu ürünü çok seviyordun. Hala seviyor musun falan şeklinde. Village Eleven Factory markasının pembe ton eşitleyici güneş kremi. Bu ürünü gerçekten de çok seviyordum. Fakat sonra bir ara ülkeden çekildiler. Sonra tekrar başka bir firma getirmiş ürünlerini. Küçük boyun deneme şansım oldu. Bu ürünü ben ton eşitleme özelliğini çok seviyordum. Gerçekten böyle üzerine çok fazla makyaj yapma isteği duymuyordunuz yani sürdükten sonra. Çünkü cildi çok böyle pürüzsüz gösteriyor. Özellikle hani beyaz tenliyseniz daha çok seveceksinizdir. Biraz beyazlık bırakıyor çünkü. Buğday tenlilerin çok seveceğini düşünmüyorum açıkçası. Yeni formülasyon beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı açıkçası arkadaşlar. Yani bana sorarsanız eski formülasyon daha güzeldi. Yeni formülasyonu o kadar beğenmediğimi söylemek istiyorum. Sebebi de böyle sürerken sanki partiküller varmış gibiydi içinde. Cildimi çiziyormuş gibi hissettim yani. Çok büyük ihtimalle içindeki çinko oksitten kaynaklanıyor olabilir. Emin değilim tam olarak neden kaynaklandığını. Fakat önceden daha pürüzsüz bir sürümü vardı diye hatırlıyorum. Şimdi yeni üründe deneyimim böyle çok olumlu olmadı o açıdan. Yani böyle birazcık sürerken cildimi kızarttığını hissettim yani. Sanki böyle enzim peelingi sürüyormuş gibi hissettirdi. Anlatabilmişimdir umarım. Hani öncekini denememiş olsam belki bunun o kadar farkına varmazdım diye düşünüyorum ama eski formülasyonun ne kadar güzel olduğunu bildiğim için yenisinde böyle bir sıkıntı yaşadım. Bilmiyorum, belki de benim paketlememde bir sıkıntı olmuş da olabilir. Ondan da çok emin değilim açıkçası. Siz öncekini denediyseniz yenisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Hani sizin fikirleriniz de önemli. Çünkü ben olumsuz bir deneyim yaşamış olabilirim ama bu başkalarının beğenmeyeceği anlamına gelmiyor. Çok memnun kalan kişiler olduğunu da görüyorum yorumlardan. Böyle. Bunun hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Priton'un güneş kremi de yenilendi biliyorsunuz ki. Ben öncekini de çok sevmiştim. Yenisini de çok beğendim. Yenisini de testerını denedim. Emin olamadığım için. Hani acaba çok mu nemli bitişli yaptılar diye. Emin olamadığım için tester denedim. Yine önceki gibi çok nemli bitişli, konforlu, beyazlık bırakmayan çok güzel bir ürün çıkmış bence ortaya. Gözümü yakmadığı harika böyle nemli bir bitişi var. Çok yağlı cilt dışında bir sürü cilt tipinin seveceğini düşünüyorum. O nemli bitişi sevmeyebilir yani, çok yağlı ciltli adam mat bitişli ürünlere odaklanmak isteyebilir. Yapı olarak hatta bence şeye çok benziyor. Dilab markasının güneş kremine çok benziyor. Bilginiz olsun. Onu beğendiyseniz bunu da çok beğenirsiniz. Kuru ve kalma ciltliyseniz zaten çok beğenirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Sonrasında büyük boyunda aldım hatta Puriton'un. Yeni formülasyon birkaç farklı laboratuvarda test edilmiş diye biliyorum. Hepsinde çok böyle hani şeffaf bir şekilde paylaştılar. Süreci ele alışları benim hoşuma gitti açıkçası. Yani hani çok daha kötü bir şekilde ele alabilirlerdi ama hani özür dileyip insanlara paralarını geri ödeyip hatalarından ders çıkarıp en azından piyasaya yine o hani eski ürünü aratmayacak güzellikte bir ürün çıkarmışlar. Benim için kesinlikle testi geçen ürünlerden biri oldu. Beni yine çok memnun eden bir reformasyondan bahsedeyim. Ijentree'nin mineral filtreli güneş kremi Natural Sunscreen diye geçen ürünü. Bu ürün mükemmel olmuş yani. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Önceden bu üründen bahsetmiştim. İşte hani neden tercih etmeyeceğime dair, işte içerisinde sadece titanyum dioksit var. Bence yeterince korumaz falan şeklinde. UVA'dan yeterince korumuyor tek başına titanyum dioksit bildiğiniz gibi. Dolayısıyla mineral filtreli ürünlerde mutlaka çinko oksit olmasına dikkat ediyorum diyorum ben. Her seferinde söylüyorum bunu. Sanki benim sesimi duymuşlar gibi.
ürünü reformülasyondan geçirmişler ve içerisine çinko oksit de girmiş. Çok güzel bir formülasyon olmuş bir de. Özellikle karma yağlı ciltlerin çok beğeneceği bir formülasyon bence bu. Kuru ciltler belki altına nemlendiriciyle kullanmak isteyebilirler. Benim çok beğendiğim bir mineral filtreli güneş kremi. Eğer mineral filtreli bir ürün arayışındaysanız kesinlikle buna bakabilirsiniz. Benim en beğendiklerimden bir tanesi şu anda piyasadaki. Yine bir sürü kişinin bana sorduğu bir ürün. Pure Beauty'nin yenilenen güneş kremi. Şimdi yenisini de aldım, denedim. Yine ekranda görürsünüz zaten nasıl uygulandığını. Eski ürünün ismi bu arada Illuminating Urban Shield Sun Protector'dı. Fakat hem paketlemesi hem de içerik listesi tamamen farklı. Yeni çıkan ürünün ismi de Urban Shield Brighten Up Sun Protection Lotion diye geçiyor. Ve bunun da paketlemesi ve içeriği tamamen yepyeni. Dolayısıyla bu aslında hani bu ürün yerine çıkarttıkları yeni bir ürün zannediyorum. Böyle yorumladım. Çünkü artık eski ürünü görmeniz pek mümkün değil. Stoklara da girmiyor hiç. Watsons'larda göremiyorum yani. Onun yerine bir ürün gelmiş gibi gözüküyor. Yani çok büyük ihtimalle bu reformülasyondan geçirmediler. Tamamen yeni bir ürün üretmişler aslında. İsmi de farklı gördüğünüz gibi. Eskisini ben çok beğeniyordum biliyorsunuz. Zaten size de defalarca kez anlattım. En beğendiğim uygun fiyatlı güneş kremlerinden bir tanesiydi. Uygun fiyatlı diyorum arkadaşlar. 200 TL altı artık uygun fiyatlı kategorisine giriyor bence. Hani Nivea'ların bile 350 lira olduğunu düşünürsek. Bu kesinlikle bakılabilecek ürünlerden bir tanesi bence. Yenisini de beğendim bu arada. Sadece yenisi birazcık cildimi kızarttı. Onu söylemek istiyorum. Neden dolayı bilmiyorum ama yenisini içerik listesini beğendim aslında. Yeni nesil fitralar var içerisinde. Ben çok başarılı buldum yani. Fiyatına göre başarılı bir ürün olacakmış gibi. Ve hakikaten de işte beyazlık bırakmıyor. Şeffaf bitişli, nemli bitişli, sürümü çok kolay. Bir sürü kişiyi çok memnun edeceğini düşünüyorum. Fiyatına göre en azından tam bir fiyat performans ürünü yani. Fakat ürünle alakalı şöyle bir sıkıntı yaşadım ama benim cildimden kaynaklı diye düşünüyorum. Sürdükten sonra bir cildimi kızartıyor. Bir 10-15 dakika sonra sakinleşiyor cildim. Bu kızartma olayı neden oluyor? Formülasyonla cildim anlaşmamış olabilir. Ama yine de kullanmaya devam edeceğim. Cildimin çok hassas olmadığı zamanlarda kullanmaya devam edeceğim. Fakat bence bu ürün de şehirde kullanıma uygun bir ürün. Yani ben bunu sürüp deniz kenarına gitmem açıkçası. Onu da söyleyeyim. Şehir kullanımına uygun bir güneş kremi bu. Tekrar altını çizeyim. Yapısı çok güzel. Formülasyonu çok başarılı. Eskisine çok benziyor bence. Yani onu baz almışlar diye düşünüyorum. Kesinlikle bakılabilecek nemli bitişli güneş kremlerinden bir tanesi bence. Bunu da çok yağlı cilt dışında bir sürü cilt sever bence diye düşünüyorum. Hava kararıyor. Yüzden ışıkları açtım. Kusura bakmazsanız. Şimdi gelelim BB kremlere. İki tane BB kremden bahsedeceğim. Bir tanesi Mizon'un BB kremi arkadaşlar. Ben bunun formülasyonunu değişmedi diye biliyorum. Hatta firmaya da sordum formülasyonu değiştim diye. Değişmedi dediler. Fakat içerik listeleri farklılık gösteriyor. Yani 2020 içerik listesiyle 2022 içerik listesi farklı gözüküyor. Bilginiz olsun. Paketlemesi yenilenince bir şüphelendim. Acaba formülasyonum değişti diye. Paketlemesi yenilendiği için bir küçük boyun denemek istedim hani önce. Evet, içerik listeleri değişmiş gözüküyor. Bilginiz olsun. Önceki formülasyonu defalarca kez anlattım, paylaştım. Benim en beğendiğim BB kremlerinin başında geliyor gerçekten. Çok çok başarılı bir ürün. Yeni formülasyon da güzel. Sadece bir ayrışma problemi yaşadım. Hani elimin üstüne sıktığım zaman yarısı sıvı, yarısı krem formunda çıkıyordu. O yüzden böyle birazcık pakete biraz mıncırmanız gerekiyor. Ürün biraz karışsın diye. Bunu yaşayan başka kişiler oldu mu? Lütfen aşağı yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında ciltte duruş falan aynı gözüküyor. Ben çok memnun kaldım. Yenisinden de memnun kaldım yani. Çok büyük bir fark görmedim açıkçası arada. Çek listesi daha minimal olmuş. Onu fark ettim. Onun dışında hani yapı olarak çok büyük bir farklılık yok. Sadece dediğim gibi o ayrışma problemi var. Ama o da birazcık hani dediğim gibi böyle paketimi mıncırıp çarkalayınca geçti. Cildimde iyi bir şekilde bütünleşti. Herhangi bir problem yaşamadım. Buna da hala bakabilirsiniz bence. Misha'nın Imperfect Cover BB kremi arkadaşlar. Bu zaten yani senelerdir olan bir ürün. Yani ben bunu ilk üniversitedeyken denemiştim. 2007-2008 yıllarından bahsediyorum yani. O zaman da çok beğenmiştim. Fakat mineral yağla benim cildim iyi anlaşmıyor. O yüzden bu bende sivilce yapmıştı. O dönem hani kullanıp sonra bir daha almadım. Fakat zannediyorum o zamandan beri çok fazla reformülasyon geçirmiş bir ürün değil. Çok seveni olan, özellikle kuru ciltlerin çok sevdiği bir BB krem bu. Mineral yağlı cildinizle anlaşamıyorsa büyük ihtimalle anlaşamayabilirsiniz. Onun da bilgisini ben size vermiş olayım. Benim cildim sevmiyor mesela bir ürünü. Sonrasında bu seriden yeni bir ürün çıktı. İsmi de Imperfect Cover BB Cream RX diye geçiyor. Ben şey zannettim, eski BB kremi artık hani piyasadan kaldırıyorlar.
artık bu olacak piyasada. Fakat öyle değil. İkisi de var şu anda. Hala Imperfect Cover BB Cream çok satanlarda hala satılmaya devam ediliyor. Hatta gittikçe renk skalası da genişliyor. Çok seveni olduğu için. Fakat RX versiyonunu ben alıp denedim. İçerisinde mineral yağ yok bu arada bunun. O yüzden alıp denemek istedim küçük boyunu. Fakat bu ürün yani o kadar kötü duruyor ki ciltte size anlatamam. Asla öteki gibi durmuyor ciltte. Öteki çok böyle nemli bitişli ciltle bütünleşen bir yapısı varken bu böyle çok çok böyle pütür pütür duruyor ve bütün kusurlarınızı belli ediyor ciltte. Dolayısıyla bunu ancak yağlı ciltler sever diye düşünüyorum ben. Ve cildinizi iyi hazırlamanız lazım. Yani bu ürünü böyle direkt güneş kremi üzerine de sürünce kötü duruyor bence. Yani ben bir sürü güneş kremini üzerine denedim. Olmuyor. Altında böyle bir iyi bir baz istiyor yani. Bu ürünü sevemedim maalesef. Hatta fondöten dosyamda da yer vermiş olmam lazım. Yani beğenmediğimi orada da söylemiştim. Benim cildimle anlaşamadı. Ama önce küçük boyunu alıp denemenizi tavsiye ederim. Ya da en azından bir tester deneyim bence. Çünkü kuru karma ciltler genelde pek memnun kalmıyor gördüğüm kadarıyla. Onu da söylemiş olayım. Bir diğer beni hayal kırıklığına uğratan ürünü de söyleyeyim size. By Wish Trend markasının akne patchleri arkadaşlar. Ya bu benim yani en beğendiğim hani Kojarex'ten bile daha çok beğendiğim bir akne bandıydı. Fakat hem şekli değişmiş hem de bence hani içerisinde kullanılan malzeme değişmiş. Çünkü eskisi kadar sivilceyi iyi çekmiyor kendisine. Onu çok net söyleyebilirim. Kullanıyorum şu anda ama hani bitirince yenisini almayacağım. Bunun yerine bir marka daha var. Ondan daha memnun kaldım bundan ziyade. Onu da ekrana ekleyeyim. Tam ismini hatırlayamıyorum şu anda. Ondan daha çok memnun kaldım. Bilginiz olsun. Bunun yerine buna da bakabilirsiniz. Yani bunu stokta bulamazsanız buna bakabilirsiniz en azından. Ve son olarak da birazcık kafanızı karıştıracağım ama Aesintree'nin TV Real Eye Cream diye bir ürünü var biliyorsunuz. Geçen göz kremi dosyasında bahsetmiştim. Birisi altında şöyle bir yorum yaptı. İşte bir ürünün içerik listesi değişti. Artık böyle değil. İşte ben firmaya yazdım. İşte evet değiştiğini söylediler falan şeklinde bir yorum yazdı. Öyle olunca ben de yazmak istedim. Hani teyit etmek istedim. Hem firmaya yazdım. Firmadan cevap gelmedi. Sonra Global'e yazdım. Global Aesintree'ye Instagram hesabına yazdım. Oradan da bana şöyle bir cevap geldi açıkçası. Ekrana da koyarım hatta açıklamalarını. İçeriği değişmedi, formülasyonu değişmedi. Fakat içerik listesinin hani sıralaması değişti paketlerde şeklinde bir açıklama yaptılar. Bu da hani farklı ülkelerde farklı yönetmelikler var içerikleri listelemeye yönelik. O yüzden de böyle bir değişikliğe gittiklerini söylemişler. Bunu şimdi neden yapıyorlar? Ben size biraz açıklamaya çalışayım. Çünkü hani normalde şey diyebiliyoruz değil mi? Hepimiz içerik okuma videosundan da hatırlarsınız belki. İçerikler işte en yüksek orandan en düşük orana doğru gider. %1'in altında olan içeriklerde istedikleri sıralamada konabiliyor içerik listesine. Dolayısıyla şimdi bu da nasıl yani hani birinde niye hani ilk sırada bifida fermenti varken başka bir paketlemede niye 11. sırada falan şeklinde. İnsanların tabii ki de kafası karışmış çok haklı olarak. Ben size şimdi biraz açıklamaya çalışayım. Çünkü bu olay olunca ben de hani bir bakmak istedim neden olabilir bu şeklinde. Avrupa'daki yönetmelikle Kore'deki yönetmelik farklılık gösteriyormuş arkadaşlar. Şimdi Kore'de şöyle bir şey var. Bunu hatta başka bir videoda da söylemiştim size. Mesela örnek vermek gerekirse. Misha'nın Margaret Artemisia Pennotu içerikli bir toniği var biliyorsunuz. Essence'ı var daha doğrusu. Onun içerik listesine baktığınız zaman içerisinde %100 Pennotu özü varmış gibi gözüküyor. Mesela Avrupa'da bu şu şekilde yazılıyor. Water, bir çeşit çözücü olan 1,2-hexanediol. Ondan sonra Artemisia Extract şeklinde yazılıyor. Yani Kore'de bunu direkt ilk sıraya Artemisia Extract şeklinde yazabiliyorlar. Water'ı falan yazmak zorunda değiller. İçerindeki diğer çözücüyü yazmak zorunda değiller mesela. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da mesela atıyorum bir şey özü var. Bu özün ne kadarı su, ne kadarı çözücü. Hani onu da yazmak zorundasın. Dolayısıyla içerik listeleri böyle farklılıklar gösterebilir. Fakat bildiğim kadarıyla yani bu Aesintree göz kremini baz alarak konuşuyorum. Bu üründe herhangi bir reformülasyon olmamış. Sadece içerik listeleri bu yüzden farklılık gösteriyor. Çünkü Kore'de başka şekilde yazabiliyorlar. Avrupa'da daha net bir şekilde ne kadar var şeklinde yazmaları gerekiyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok kafanız karışmamıştır. İşin özü Aesintree'nin göz kreminin formülasyonu değişmemiş arkadaşlar. Sadece Avrupa
piyasasına koydukları ürünler, biz de Avrupa piyasası sayılıyoruz. O yüzden bizdeki içerik listeleri böyle farklılık gösterebilir. Bilginiz olsun. Hani tabii ki firmaya her zaman teyit etmenizde fayda var. Bana da globalden gelen cevap bu şekilde. Bilginiz olması için söylüyorum. O yüzden hatta Instagram'dan birkaç kişiyle de konuştuk. Hani bu sıkıntıyı yaşayan kişiler olmuş. Şöyle diyorlar. Hani mantıklı buldum ben de bunu. Artık hani Avrupa'daki sitelerdeki içerik listelerine bakmaya çalışıyorum. Hani çünkü Kore'de tam olarak gerçeği yansıtmayabiliyor diyorlar. Tam olarak gerçeği yansıtmıyor kısmı evet bir nebze doğru yani. Hani içeriğin yüzde kaçı su ben de bilmek isterim açıkçası. Siz de böyle yapabilirsiniz yani Avrupa sitelerindeki içerik listelerine de bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bazen web sitelerindeki içerik listeleri de tamamen farklılık gösterebiliyor. Yanlış içerik listeleri giriyorlar. Reformülasyon öncesi içerik listelerini de koyabiliyorlar. O yüzden ben mesela Trendyol yorumlarına da bakıyorum. Çünkü bazı kişiler içerik listelerine de koyuyor. Hani ne zaman almış, ne zaman aldığına bağlı olarak da içerik listesi nasıl gözüküyor falan. Onları da görebiliyorum. Bilginiz olsun ben hani Trendyol yorumlarına da bakıyorum bu anlamda. Siz de bakın yani eğer hani böyle formülasyonun değiştiğinden şüphelendiğiniz bir ürün varsa. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Başka reformülasyona uğradığını düşündüğünüz ürünler varsa lütfen aşağıya yazın. Ben toplayabildiklerim bu videoyu topladım. Gözümden kaçanlar olduysa da başka bir video daha yaparız onlar için isterseniz. Böyle toplu bir video olur gene o da. Ürünlerle alakalı yorumlarınızı da aşağıya bırakmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.